Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Kur'an-ı Kerim'de geçen cahiliye kavramı üzerinde durmaya çalışacağız. Cahiliye nedir? Açıklamaya gayret göstereceğiz. Kur'an-ı Kerim bir takım kavramlarla bize yepyeni ufuklar açıyor. Bunlardan bir tanesi cahiliye. Bir nevi cahillik diyebileceğimiz, Türkçe'de de kullanılan bir kavram. Kur'an-ı Kerim'de ilgili bazı ayetleri bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Mesela İslam öncesinde kadınlarda açılıp saçılma epey fazlaymış. Bununla alakalı Cenab-ı Hak şu yasağı getiriyor. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْعُولَى İlk cahiliye dönemi gibi açılıp saçılmayın. Demek ki cahiliye insanları açılıp saçılıyor. Ve bu tarz açılıp saçılmak cahiliyede görülen bir durum. Cahiliye denildiğinde İslam öncesi hatıra geliyor. İslam öncesinin vahşeti, bedeviyeti bu gibi şeyler hatıra geliyor. Ve açılıp saçılmak onları çağrıştıran bir durum oluyor. Allah-u Teala bunu yasaklamakta. Seyyid Kutup buradaki cahiliyetil ula ifadesinden cahiliyeti uhra kavramına dikkat çekiyor. Demek ki diyor bir ilk cahiliye yaşandığı gibi bir de son dönemde bir cahiliye olacak. Ve bizler şu anda son dönemde yaşayan kimseleriz. Son dönem derken İslamiyet'te ilk dönem kurunu ula deniyor buna. Orta dönem kurunu usta, bir de son dönem var kurunu uhra, yani ahir zaman. Bizler ahir zamanın çocuklarıyız ve ahir zamanda ilk dönem cahiliyesi tarzında bir takım cahiliyeler ortalığı istila edebilmekte. Ve günümüz insanı daha böyle dikkat etmeye zorunda. Ta ki bu gibi cahiliye durumlarından, cahiliye adetlerinden uzak kalabilsin. Vahşetten, bedeviyetten, ilkellikten uzak kalabilsin. Dikkat edilirse insanlığın ilk dönemlerinde daha böyle açılıp saçılma fazlaymış. İşte bir mağara dönemi diyorlar. O dönemde insanlar doğru dürüst üzerlerine giyecek bir şeyleri yok. Günümüzde de yine ilkel bazı kabileler var. O ilkel kabileler eski dönemin vahşet ve bedeviyet dönemini adeta yaşıyorlar. Neredeyse anadan doğuma üryan denilebilecek bir halleri var. Günümüzün modern insanı, modern kabul edilen insanı adeta o cahiliyeye doğru gitmekte ve bir kısım insanlar çok aşırı ölçülerde bakıyorsunuz ki açılıp saçılmakta. Bu cahiliyenin göstergelerinden bir tanedir. İnsan her ne kadar medeni bir dünyada yaşıyor gibi görülse de bu cahiliyeye doğru, yeni bir cahiliyeye doğru kayma anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim bir de cahiliye hükmünden söz ediyor. Efe hukmel cahiliyeti yebhun. Onlar yoksa cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Cahiliye hükmü derken İslam öncesinin hükümleri, İslam öncesinin vahşet, bedeviyetle alakalı hükümleri. Mesela kabilecilik bunlardan bir tanesi. İslamiyet kabilecilik, ırkçılık bu gibi şeyleri kökünden kesip atmıştır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. El-İslamiyye cebbetil asabiyyetel cahiliyye. İslamiyet cahiliye asabesini, cahiliye ırkçılığını kesip atmıştır. La farga beyne abdin habeşiyyin ve seyyidin kureyşiyyin izâ esleme. Müslüman olduklarında Kureyşli bir efendi ile Habeşli bir köle arasında fark yoktur. İşte peygamberimizin etrafında bakıyoruz ki alt tabaka gibi kabul edilen kölelerden, fakir insanlardan epey kimseler var. Bilal Habeşi peygamber efendimizin müezzinidir ve Bilal Habeşi peygamberimizin yakınlarındandır. Selman-ı Farisi İranlıdır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın özel iltifatına mazhar olmuştur. Ve peygamberimiz onunla alakalı Selman minna min ehlil beyt buyurmuştur. Doğrudan onu hane halkına adeta manen dahil etmiştir. İşte bu cahiliye değerlerinin ortadan kaldırılmasıdır. Cahiliyede insanlar soyuna, sopuna, kabilesine göre değerlendirirken İslamiyet bunu ortadan kaldırmıştır. Ve bu noktada mesela şu ayet-i kerimeyi görmekteyiz.
Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ya eyyühennas inna halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar, biz sizleri bir kadın ve bir erkekten yarattık. Ve cealnakum şuuben ve kabaile litarafu. Sizleri birbirinizle tanışmanız için şubelere, kabilelere, yani milletlere böldük. İnne ekremeküm indallahi etkakum. Allah katında en şerefli olanınız, Allah'tan en çok korkanınızdır. Bakın, günümüzde bile bir takım milletler, bir takım insanlar hala ırkçılık illetinden kurtulabilmiş değil. Ve bunlar kendi milletinden olan, kendi kabilesinden olan veya kendi partisinden olan herkesi iyi, başka milletlerden, kabilelerden veya başka görüş sahiplerinden olanları kötü kabul ediyorlar. Bu cahiliye hükmüdür. İslamiyet hükmü böyle değil. İslamiyet insanları rengine göre değerlendirmiyor. İslamiyet insanları kabilesine göre değerlendirmiyor. Şerefi soyda sopta değil, asaleti ırkta değil, doğrudan doğruya onun kalp dünyasında arıyor. Onun fiillerinde, davranışlarında, güzel fikirlerinde arıyor. Ve böyle olunca da insanların gerçek kıymeti, gerçek değeri ortaya çıkıyor. Şu anda 21. yüzyıldayız. Artık teknolojik çok büyük harikalarla iç içeyiz. Ama insanlar eski cahiliye adetlerinden tümüyle kurtulabilmiş değiller. İnsanlar tümüyle İslam'a teslim olabilmiş değiller. Böyle olunca da şu dünyada problemler devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'de cahiliye ile alakalı kullanılan ifadelerden biri de şöyle: İz ca'alellezine keferu fi kulubihimul hamiyete hamiyetel cahiliye. O kafirler kalplerindeki hamiyeti cahiliye hamiyeti yapmışlardı. Mealden belki anlamak o kadar kolay değil. Mana şu: yani kafirleri harekete geçiren unsur cahiliye gayreti, cahiliye adetleri, ona göre yola çıkıyorlar. Bunu bazı örneklerle ifade etmeye çalışayım. Diyelim güçlü kuvvetli bir devlet başka böyle küçük devletlere yardım eder. Onlara sahip çıkmaya çalışır. Onların aralarındaki problemleri halleder. Bu güzeldir. Ama güçlü kuvvetli olan bir devlet etrafındaki başka milletleri, devletleri yutmaya çalışacak olursa bu vahşettir ve bu istiladır ve bu İslam'a yakışan bir şey değildir. Bu noktada belki Osman Gazi'nin, Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye verdiği şu nasihatı beraber hatırlayabiliriz. Nasihatında diyor ki: oğlum, biz kuru bir cihangirlik davası gütmüyoruz. Bizim gayemiz daha fazla toprak, daha fazla mülk, saltanat edinmek değil. Biz Allah'ın dinini başka yerlere ulaştırmak için gayret gösteriyoruz, diyor. İşte Osmanlı devrinin belki en güçlü devleti durumundayken, çevresinde hatta Almanya, Hollanda gibi yerlerde bir takım problemler yaşandığında illa oraya kadar gitmesi gerekmiyor. Sadece bir fermanla oradaki bazı aksamaları durdurabiliyor. Bu din namına insanlığın lehine olan bir hareket tarzı, ama diyelim başka ölçülere sahip olanlar bu hassasiyetle hareket etmiyor. Mesela nerede petrol var, onu orayı elde etmek, nerede doğal kaynaklar var, oraları kendi ülkesine dahil etmek gibi sömürücü gayelerle yola çıkabiliyorlar. Demek ki İslamiyet en ideal mutluluğu ortaya koyacak esaslarla dolu. İslamiyet bizi cahiliyeden kurtaracak esaslarla dolu. Ve 14 asır öncesinin insanları o günkü cahiliyeden kurtulmak için Kur'an'ın esaslarına muhtaç olduğu gibi, günümüz insanları da günümüzün cahiliyesinden kurtulmak için yine Kur'an-ı Kerim'in esaslarına muhtaç. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ı iyi anlamak ve yaşamak hususunda muvaffak eylesin. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.